Kutsal yazılarda Tanrı, Mesih'in dünyanın kurtarıcısı olmak üzere geleceğini söyler. İsa'nın hayatı, peygamberlerin bahsettiği kişinin o olduğunu kanıtlar. Yeşaya, bakirenin gebe kalıp bir oğul doğuracağını söylemişti. Yüzyıllar sonra İsa'nın doğumuyla bu peygamberlik gerçekleşti. Kutsal yazılar doğacak kutsal olanın Tanrı'nın oğlu olacağını söyler. Bu, İsa'nın fiziksel anlamda değil, ruhsal anlamda Tanrı'nın oğlu olacağı anlamına gelir. Bunu onun hayatında görüyoruz. İnsanları hastalıklarından iyileştirdi, günahlarını bağışladı, onları tekrar Tanrı'ya yöneltti. Tanrı'nın sonsuz krallığında onlara bir yer vaat etti. Günahın kurbanı olarak onların yerine kendini sundu ve ölümü yenerek dirildi. İsa, "Canımı kimse benden alamaz, ben onu kendiliğimden veririm," dedi. İsa'nın hayatı yalnızca peygamberlerin söylediklerinin gerçekleşmesini sağlamadı. Aynı zamanda Tanrı'nın kutsal sözünün gerçekliğini doğruladı. Peygamberler, "Tanrı'nın sözü kusursuzdur. Sözün, ey Rab, sonsuzdur," der. İsa'nın kendisi de, "Yer ve gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacak," dedi. İsa, hayatı tüm doluluğuyla bize vermek için geldi. Ama insan, Adem bahçesinde Tanrı'ya itaat etmeyince, kendi yolu ve davranışları onu yaratıcısından ayırdı. Kutsal yazılar herkesin günah işlediğini ve günahın ücretinin ölüm olduğunu söyler. Bu ruhsal bir ölüm anlamına gelir. Yani Tanrı'dan ebedi bir ayrılık. Ama Tanrı, İbrahim'in oğlunun ölmesi yerine bir koç gönderdiği gibi bizim yerimize ölmesi için de Mesih İsa'yı gönderdi. İsa'nın yaşamı, ölümü ve dirilişi Tanrı ile kendisine güvenen herkesle ilişkisini düzeltti. Şimdi İsa'yı izleyenlerin yalnızca günahları bağışlanmıyor. Aynı zamanda Tanrı'nın ebedi yargısından kurtuluyorlar. Cennette sonsuza dek Tanrı ile yaşayacaklarından eminler. İsa bugün herkese suçluluktan ve günahın etkisinden özgürlük ve sonsuz yaşam sunmaktadır. Bu din kurallarına göre yaşamak değildir. Ama kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim diyen İsa'yı izleme imanına sahip olmayı seçmektir. Bu Tanrı'ya dönmek ve İsa'nın hayatımıza girip günahlarımızı bağışlamasına ve bizi olmamızı istediği kişi yapmasına güvenmek demektir. Zihinsel olarak söylediklerine katılmak ya da duygusal bir deneyim yaşamak yeterli değildir. Lütuf ve iman aracılığıyla onu kabul ediyoruz, irademizin bir eylemi olarak. İnsanlar Mesih İsa'nın izleyicisi olmaya hazır olduğunda ona basit bir dua ile seslenebilirler. Belki de Tanrı'ya hayatını açmaya şimdi hazırsın. Öyleyse şimdi edeceğimiz duaya sessizce yürekten katılabilirsin. Rab İsa, sana muhtacım. Günahlarım uğruna çarmıhta öldüğün için teşekkür ederim. Günahlarımı itiraf ediyorum ve onlardan tövbe ediyorum. Hayatımın kapısını açıyorum ve seni Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Günahlarımı bağışladığın ve bana sonsuz yaşam verdiğin için teşekkür ederim. Seni izleyen biri olarak beni olmamı istediğin kişi yap. Amin. İsa onu izleyenler için, "Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler," dedi. İsa'yı izleyenler,
vaat ettiği bol yaşama sahip olabilmek için duayla her gün ona seslenir. Onun sözünü okur ve itaat ederler. Başkalarıyla onun hakkında konuşur ve onu sevip izleyenlerle sık sık bir araya gelirler. Onun harika vaadini hatırlayın. Gökte ve yeryüzünde tüm yetki bana verildi. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.